Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda size çok mu çok yararlı bilgiler vereceğim. Yine bu video gibi benzer bir video geçen sene yapmıştık ama bu sefer yani bu videoda hem daha güncel bilgiler vereceğim hem de karşılaştırmalar yapacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar bazı sevdiğimiz setler retired oluyor. Yani emekliye ayrılıyor. Bazı setler 2 senede, bazıları 3 senede, bazıları 4 senede, bazıları da 8 senede emekliye ayrılıyor. Biz de o zaman ya birinin daha önce almış olduğu ve kapalı kutu saklamış olduğu seti daha pahalı bir fiyata alıyoruz ya da Başkasının yapmış olduğu seti ikinci el olarak alıyoruz ve onu koleksiyonumuza katıyoruz. Açıkçası kendimden örnek vereyim. Her koleksiyonuma katmak istediğim seti sıfır kapalı kutu olarak almaya kalkarsam bu evin yolunu bulamam arkadaşlar. O yüzden de bazı pahalı setleri yalan yok ikinci el olarak alıyorum. Ve bu aldığımız setlerden bazıları da sararmış olabiliyor veya da çok kirli olabiliyor. Mesela bu önümde gördüğünüz bu eski setleri ben ikinci el olarak aldım. Yapılı şekilde aldım. Ve aldığımdan beri de bunları herhangi bir temizleme veya da beyazlatma gibi bir fırsatım olmadı. Burada ta 2004 yılında çıkan 10-152 kodlu MERS Sealant Container gemisini görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şu anda bayağı bir kötü durumda. Mesela şu parçalara bakın. İnanılmaz derecede sararmış durumda. Gerçekten bunların yakın çekim görüntülerini de size gösteririm. Mesela buradaki açık griler falan bayağı bir sararmış durumda. Burada görmüş olduğunuz diğer setler ise en soldaki 1212 kodlu efsanevi Imperial Shuttle arkadaşlar. Gerçekten her Star Wars koleksiyonerinin koleksiyonunda olmasını isteyeceği bir set bu set. 2010 yılının seti yani 13 yıl öncesinin seti ve ben bunu parçalarına ayırdım. Ve bunun parçalarından da inanılmaz sararmış parçalar var. Az sararmış var, çok sararmış var ama beyaz parçaların çoğu sararmış arkadaşlar. Evet burada gördüğünüz ise 2017 yılında çıkmış olan 7544 kodlu UCS Snow Speeder. Onun da şöyle parçalarını göstereyim. Görebilecek misiniz? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın bu parça beyaz ama beyaz değil. Yani gördüğünüz gibi açık ten rengi olmuş. Bunları size yakından gösteririm arkadaşlar mutlaka. Burada gördüğünüz set ise 2013 yılının 1240 kodlu Red 5 X-Wing Starfighter'ı. Yani bu sene çıkan X-Wing'in ta 10 sene önceki UCS modeli. Bunun da inanılmaz derecede sarı parçaları var arkadaşlar. Bunu da yakın çekim olarak size gösteririm mutlaka. Evet, buradaki setimiz ise yine 2010 yılına ait 10215 kodlu Obi-Wan'ın Jedi Starfighter'ı. Burada da görüyorsunuz bayağı bir sararmış parçalar var arkadaşlar. Gerçekten durumu işler acısı. Bunu da beyazlatacağız. Ben videoya kolaylık olması açısından bu setleri tamamen parçalarına ayırdım. Hatta sararmış parçaları ayırdım arkadaşlar ki vakit kaybetmeyelim diye. Açıkçası şu anda çok kirli bir setim yok ama tozlu ve sararmış setlerim var ve bu videoda bu sararmış setler üzerinden ilerleyeceğiz arkadaşlar. Tamam çok kirli değil ama sanki böyle çok kirliymiş gibi bunları nasıl önce temizleyeceksiniz ve daha sonra nasıl beyazlatacaksınız hepsini anlatacağım arkadaşlar. Ama konumuza geçmeden önce videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Evet, önce Lego setlerimizi nasıl temizleyeceğimizi anlatıyorum. Setlerimiz çok aşırı kirli değilse arkadaşlar, yani tozlar üzerine yapışmamışsa Böyle bir toz alma püskülüyle temizleyebilirsiniz. Hatta şimdi biliyorsunuz her şey böyle gelişiyor. Bunun bir de otomatik versiyonu var. Bununla da alabilirsiniz tozlarınızı. Ya açıkçası benim işimi bunlar görüyor. Bunların yerine vakum yapan cihazlar da var ama onlar hem daha pahalı hem bence bunlar daha efektifmiş gibi geliyor. Çünkü bunlar dönerek tozları alıyor arkadaşlar. Ama bunların da dezavantajı tozları aldığında tozların bazılarını da havaya kaldırıyor. O yüzden bir lego setinizi bu görmüş olduğunuz cihazla temizleyecek olursanız diğer legoların yanında temizlemeyin. Çünkü bundan uçan tozlar diğerlerine yapışır. İnanın şu aletin legoları nasıl temizlediğine şaşarsınız. Eğer böyle bir alet ile ayda bir legolarınızın tozlarını alırsanız üzerine yapışmaz, hiç de sorun çıkmaz arkadaşlar. Dediğim gibi bence vakumlu temizleyicilerden daha ucuz ve daha işlevsel. Eğer setiniz çok kirlenmişse ve bu gibi cihazlarla temizlenmiyorsa yani vakum cihazıyla veya da bu şekilde toz püskülleriyle temizlenmiyorsa o zaman ne yapacaksınız? Öncelikle seti kesinlikle ama kesinlikle parçalarına ayırmalısınız. Bunu yaparken de mutlaka separatör kullanın arkadaşlar. Sakın tırnaklarınızla veya dişinizle yapmayın. Tırnağınızı kırabilirsiniz. Çok ciddi acılar çekebilirsiniz. Böyle bir acı çekmenizi kesinlikle ama kesinlikle istemem. Veya da dişinizin minesine zarar verip böyle soğuk veya sıcak içtiğinizde çok ciddi sancılar çekebilirsiniz. Setinizi parçalarına ayırdıktan sonra kirli parçaları temiz parçalardan ayırıp Onları böyle bir bunun gibi bir plastik kutuya koyabilirsiniz. Bu kutunun içerisine ise su ve deterjan hatta sıvı sabun koyabilirsiniz. Deterjanın ağırtıcı özellikte olmamasına dikkat edin arkadaşlar. Suyun da 40 dereceden fazla sıcaklıkta olmamasına dikkat edin. Bunu Lego söylüyor arkadaşlar. Ve kesinlikle ama kesinlikle bulaşık makinesine veya çamaşır makinesine atmayın. Hem parçalarınıza zarar gelebilir hem de parçalar bulaşık makinenizin veya çamaşır makinenizin herhangi bir yerini tıkayabilir. Evet Suyunuzu koydunuz, parçalarınızı koydunuz, deterjanınızı veya sıvı sabununuzu koydunuz. Elinize yumuşak bir bez veya şöyle büyük süngerler olur ya onlardan alaraktan yumuşak yumuşak parçalarınızı temizleyin arkadaşlar. Sonrasında size tavsiyem bunun gibi bir cihazla suyunu süzebilirsiniz. Bunu çevirdiğinizde içerisindeki mekanizma inanılmaz hızlı dönüp suları dışa atıyor. İçerisinde sadece parçalar kalıyor. Yani şu andaki kurutma makinelerinin mekanizması gibi. Fön makinesi kullanmanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Kullanacaksanız da kesinlikle sıcak tarafı Açmayın parçalara zarar verirsiniz. Evet parçalarımızın suyunu akıttık. Daha sonra parçaları bir havlunun üstüne serin arkadaşlar. 2-3 gün orada kurumaya bırakın. Peki eğer Lego parçalarınız bu önümde görmüş olduğunuz setler gibi sararmışsa ne yapacaksınız? Evet geldik dananın kuyruğuna. Dediğim gibi yine sararmış setleri de parçalarına ayıracaksınız biraz önce anlatmış olduğum gibi. Ve sararmış ile sararmamış parçaları birbirinden ayıracaksınız. Çünkü ne kadar az parçayı bir arada beyazlattırmaya çalışırsanız o kadar hızlı beyazlayacak. Daha sonra benim yapmış olduğum gibi parçalarınızı bu şekilde bir şeffaf kaba koyun. Ben parçalarımı organize ederken de kullanmış olduğum Ikea'nın samla kabını kullandım arkadaşlar. Hem şeffaf hem de çok pahalı değil. Parçaları kaba koyduktan sonra üzerini örtecek şekilde %3 hidrojen peroksit koymalısınız. Tüm parçaların hidrojen peroksit içinde olduğundan emin olun. Evet arkadaşlar şimdi hidrojen peroksit dolu kapların içerisinde sararmış parçaları güneşin altında bıraktım. Ama şu anda güneş tam dik değil. Şu an saat 3 civarı. Yine de faydasının olacağını düşünüyorum. Ama 11 gibi falan koysak bence daha iyi olurdu. Evet, nasıl bir değişim olacak göreceğiz. Tüm parçaların tüm sararmış yüzeylerinin parlaması için oluşan kabarcıkları periyodik olarak elinizle silin arkadaşlar. Ama bunu elinizle silerken kesinlikle ama kesinlikle eldiven kullanın. 3-5 saat güneşte kaldıktan sonra parçaları hidrojen peroksitin içinden çıkararak suyla durulayın ve ve yine böyle bir alet ile sularını eleyin ve havlu üzerinde kurumaya bırakın. Evet arkadaşlar kuruma aşaması da bitti. Toplam bu havlunun üzerinde 2 gün kurudu parçalar ve görüntü gerçekten çok iyi. Mesela şöyle. Daha önceden bu parça sap sarıydı. Hala hafif bir sarılığı var. Ama gerçekten çok sarıydı bu parça. Şu an baya baya iyi. Mesela şuna bakalım. Bu parça çok daha iyi. Mesela şu açık grilere bakalım arkadaşlar. Açık griler gayet iyi durumdalar. Mesela bu da baya sarıydı arkadaşlar. Görüyorsunuz şu anda ne durumda. Evet buraya geçiyorum. Bunların da şöyle bir Durumunu göstereyim size. Gayet iyiler. Bakın. Bembeyaz olmuşlar. Şunlar inanılmaz kötüydü ya. Şunlar sap sarıydı. Bembeyaz olmuşlar şu anda. Evet. Imperial Shuttle'ın parçaları burada. Onlar da bayağı iyi olmuş. Şöyle içerisinden çok kötü olanlardan göstereyim. Mesela bu parçalar bayağı sarıydı arkadaşlar. Bayağı bayağı iyi olmuşlar. Evet. Şöyle Özellikle şu 2.1.5'ler çok kötüydü. Bunlar da bakın pırıl pırıl olmuş. Evet gayet güzel gözüküyorlar arkadaşlar. Sakın sararmış diye setlerinizi atmayın. Bu şekilde siz de temizleyin. Daha sonra da beyazlatın arkadaşlar. Evet şu parçalar mesela baya baya sarıydı. Görüyorsunuz şu anki durumuna gayet iyi. Mesela şunlar çok kötüydü. Bunların da durumunu görüyorsunuz. Baya güzel olmuş. Evet. Harika. Evet arkadaşlar. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Son bir kez tekrar edecek olursam kirlenmiş, sararmış setlerinizi öncelikle parçalarına ayırıyorsunuz. Daha sonra %3'lük hidrojen peroksit solüsyonunun içerisine koyup 4-5 saat güneşin tam ortasında Güneş en tepedeyken parçaların hepsi solüsyonun içinde olacak şekilde tutuyorsunuz. Bazen bunu 7-8 saate yani 2 gün 4'er saat olarak da yapabilirsiniz. Daha da iyi bir beyazlama oluşur. Daha sonra da bu hidrojen peroksitli solüsyonu süzüp yani tamamen arındırıp güzelce bir parçalarınıza yıkayıp kurutmaya bırakıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra da setlerinizi keyifle tekrar yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Birazcık bir faydam olduysa gerçekten çok mutlu olurum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lego ile kalın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Videoyu likelamayı ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.